Merhabalar, Sosyal Akademi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı Devleti kültür ve medeniyet kısmı konularından olan Osmanlı Devleti'nin yetiştirmiş olduğu bilim adamları ve Osmanlı Devleti'ndeki sanat akımları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Konumuza başlayabiliriz. Evet. Osmanlı Devleti'nde birçok bilim adamı yetişmiştir. Bunların ilk olarak karşımıza çıkan önemli bilim adamlarının başında Molla Fenari geliyor. Molla Fenari mantık alanında önemli çalışmalar yapmıştır Osmanlı Devleti'nde ve Osmanlı Devleti'ndeki ilk Şeyhülislam olarak bilinir. Ve en önemli eseri olarak karşımıza çıkan eser ise Maddetül Hayat adlı eserin yazarıdır. Şu iki bilgi sınavlarda çıkabilir. İlk Şeyhülislam olması ve Maddetül Hayat adlı eseri yazması. Dikkat edelim bu iki bilgiye. Emir Sultan ise Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış, Yıldırım Beyazıt'ın damadı olan bir bilim insanıdır. Kadızade Rumi ise matematik ve astronomi alanlarında yetişmiş, Ulubey'in rasathanesinde görev almış ve Muhtasarı fil Hisab adlı eseriyle tanınan önemli bir bilim adamıdır. Bu esere de dikkat edelim. Muhtasarı fil Hisab adlı eserin yazarı Kadızade Rumi'dir. Ali Kuşçu ise Osmanlı Devleti, Akkoyunlular ve Timurlularda yaşamış önemli bir bilim adamıdır. Şu üç devlete dikkat edelim. Sorulabilir. Timur, Akkoyunlu ve Osmanlı'da faaliyetlerde bulunmuş bir bilim insanıdır. Özellikle Osmanlı Devleti'nde matematiğin kurucusu olarak da bilinir. Fatih döneminde İstanbul'a gelerek Semerkant Medresesi'ni yani Semerkant'tan getirilerek İstanbul'da sahn-ı semavi medreselerin baş hocası olarak tayin edilmiştir. Sinan Paşa ise matematik alanında yetişmiştir ve Tazarrurname ve Nasihatname eserleriyle tanınır. Bu iki eser ve kişi de çok önemli. Daha önce sınavlarda çok fazla sorulmadı ama ÖABT'de muhakkak bunlarla ilgili soru gelebilir. Çünkü tarih öğretmenliğinde bunlarla ilgili soru geldi. Piri Reis ise coğrafya alanında ilerleyen ve coğrafi hayatımıza yani ilk haritaları çizmesi bakımından Osmanlı Devleti'nde çok önemlidir. Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle de tanınır. Denizcilik üzerine çizmiş olduğu haritayı kime sunuyor? Yavuz'a sunuyor. Kitab-ı Bahriye'yi kime sunuyor? Kanuni'ye sunuyor ve Kanuni tarafından da idam ediliyor. Şu bilgi eskimiş bir bilgi ama yine bilin 2013 yılında UNESCO tarafından Piri Reis Anma Yılı olarak kabul edilmiştir. Seyidi Ali Reis ise deniz coğrafyası alanında çalışmaları ile özellikle Osmanlı Devleti'ne katkı vermiştir. Hint seferlerine katılması bakımından da önemlidir Seyidi Ali Reis. O savaşlarda yani Hint Deniz Savaşı'nda seferlerinde yenilgiye uğradıktan sonra yürüyerek gelip gördüğü ülkeleri anlattığı eser olan Miratül Memalik adlı yani memleketlerin aynası anlamına gelen eseriyle tanınır. Birçok gezmiş olduğu coğrafyayı anlattığı eser bakımından yani ilk seyahatname olarak da düşünebilirsiniz bunu. Molla Lütfi matematikçidir. Tazı Fülmezbah adlı eseriyle tanınır. Sınavlarda çok düşük ihtimal çıkması ama Takiyüddin Mehmet'e baktığımız zaman o astronomi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Osmanlı'da ilk rasathaneyi kuran kişidir. Fakat daha sonraları çok değişik bir şekilde ölümü şey oldu. Yani idam ettiriliyor. Bazı Osmanlı Devleti'ndeki halk içerisinde çatlak seslerin çıkmasından dolayı. Matrakçı Nasuh ise coğrafya, minyatür, matematik, tarih alanlarında yetişmiştir. Cemalül Küttab ve Kemalül Hisap adlı eserleri vardır ve Hünername adlı önemli minyatürleri vardır. Matrakçı Nasuh yine Beyan-ı Menazırlı Irakiyeyn diye bir eser vardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1. İran seferleri sırasında eseri minyatür olarak karşımıza çıkıyor, çizmişti. Bu da çıkabilir. Buraya almamışım ama o eseri de bilin. Matrakçı Nasuh önemli bir minyatür ustasıdır. Katip Çelebi ise tarih, coğrafya ve denizcilik alanlarında çalışmalarda bulunmuş. En önemli eserleri olarak karşımıza çıkan Cihannuma, dünya coğrafyası anlamında. Keşti Zuzu'nun bibliyografya eseridir. Fezleke-i Osmani Mizanül Halk ise diğer önemli eserleridir. Şu üç esere dikkat edelim. Cihannuma, Keşti Zuzu'nun ve Fezleke-i Osmani Mizanül Halk önemli eserleridir. Hazer Fen Hüseyin Çelebi ise Batı ile ilişki kuran ilk bilim adamıdır. Osmanlı Teşkilat Tarihi en önemli eserleridir.
Hazarfen Ahmet Çelebi kanat takıp uçan ilk insan olarak karşımıza çıkıyor Osmanlı Devleti'nde. Bu konuda da çeşitli rivayetler var ama MEB kitaplarında var arkadaşlar. Yani bazı kaynaklar Hazarfen Ahmet Çelebi'nin uçmadığını söylüyor. Yani böyle bir şeyi halk tarafından uydurulmuş bir şey olduğunu söylüyorlar. Tabii çoğu bilim adamı buna inanmıyor. Yani Hazarfen Ahmet Çelebi'nin varlığını kabul etmiyor. Yani uçmasını kabul etmiyor. Varlığını demeyelim de o olay gerçekleştiğini kabul etmiyor. Ama Lagari Hasan Çelebi'nin özellikle eseri doğru arkadaşlar. İlk roket örneği olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki sınavlarda çıkmadı. Yok, TYT'lerde çıktı sanırsam. Lagari Hasan Çelebi'ye dikkat edelim. Bu çıkabilir arkadaşlar. Hazarfen Ahmet Çelebi de yine MEB kitaplarında olduğu için sorulursa işaretleyeceğiz. Şimdi Evliya Çelebi'ye bakalım. Evliya Çelebi ise Seyahatname adlı eseriyle ön plana çıkan bir devlet adamıdır. Yine yazdığı bu eser sayesinde şu an günümüzdeki Osmanlı coğrafyasına ait bilgilerin edinilmesinde en önemli baş kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Tabi abartılı dillerle de yazılmış şeyler var içerisinde. Çok doğru olup olmadığı konusunda da bazı böyle yani tereddütler var bilim adamları tarafından. Ama Hazarfen Ahmet Çelebi hakkında mesela tek bilgiyi veren kaynakların başında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi geliyor. Diğer fazla böyle yani bu çok büyük bir olay. Bir İstanbul'dan Galata Kulesi'nden ta Üsküdar'a geçiyorsun. Bunun muhakkak bir yazımı çizimi muhakkak olur ama sadece Evliya Çelebi tarafından yazılmış. İlginç yani çok geçerli değil bana da göre. Ahmet Cevdet Paşa ise 19. yüzyılda yaşamış önemli bir devlet adamı ve kanun yapıcı bir devlet adamıdır. Yani kanunları, kuralları belirleyen. Tarihi Cevdet adlı kitabı ile Tezakir, Kısas-ı Enbiya, Mecelle çok önemli arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa için. Mecelleyi hazırlayan 16 kişilik hukukçu heyetinin başında yer alıyor ve devletin resmi tarihçisi olarak da bilinir. Ahmet Cevdet Paşa. Zembelli Ali Efendi ise din ve hukuk alimidir. Mutahharat adlı eseriyle bilinir. Bu daha önce sınavlarda sorulmadı ama Zembilli Ali Efendi de çıkabilir. İbni Kemal ise din ve hukuk alimidir. Tevarih-i Ali Osman adlı eserleriyle bilinir. Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve özellikle 2. Selim döneminde etkinliği olan bir Şeyhülislam ve devlet adamıdır. En önemli eserlerinin başında ise Duaname ve Kanunname adlı eserleriyle tanınır. Akşemseddin ise Fatih'in hocasıdır. Daha çok tıp alanında yapmış olduğu çalışmalar ile bilinir. Aynül Ayan adlı eseri ile tanınır. Sabuncuoğlu Şerafettin tıp alanında ilerlemiş. Kitabül Cerrahiyetül İlhaniye adlı eseriyle bilinir ve yılan zehirlerine karşı ilaç bulmuş önemli bir cerrahtır. İbrahim Müteferrika ise ilk özel matbaayı kurmuştu. Şinasi ilk oyun yazarı şair evlenmesiyle Avrupa'yı örnek alan ilk şairdir. Altunzade ise üroloji alanında başarılı çalışmalar yapmış ünlü bilim adamıdır. Neşri ise Osmanlı Devleti'nde kuruluş dönemine ait bilgiler veren ünlü tarihçidir. Cihan Numa adlı eseriyle tanınır. Naime ise 18. yüzyılda çalışmalar yapmış. Naime tarihi önemli eseri olarak bilinir. Önemli Osmanlı hattatlarına baktığımız zaman Şeyh Hamdullah, Ahmet Akşemseddin, Hafız Osman, Mustafa Rakım Efendi gibi önemli hattatlar Osmanlı Devleti'nde hizmet vermiştir. Minyatür sanatçılarına baktığımız zaman Matrakçı Nasuh, Nigari, Nakkaş Osman, Levni gibi Lale Devri'ni özellikle çizen minyatür sanatçıları karşımıza çıkıyor. Bu iki bilgiye dikkat edelim. Hattatları ve minyatürler her zaman soru olarak gelebilir. Sinan Bey ise Fatih tarafından ilk kez yurt dışına öğrenim için gönderilen kişidir. Bu bilgiyi olarak da sorulabilir. Yani ilk defa yurt dışına gönderilen öğrenci Sinan Bey Fatih zamanında gönderilmiştir. Bellini'ye gönderilmiştir. Oradan resim alanında çalışmalar yapması için. Şekerahmet Paşa ise Osmanlı'daki ilk resim sergisini açmış kişidir. Avrupa'ya eğitim için gönderilmiştir yine. Osman Hamdi Bey ise Arkeoloji Müzesi ve Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusudur. Silah tacirleri, kaplumbağa terbiyecisi eseriyle ünlüdür. Bu senede soru olarak çıktı. Neydi? Kur'an okuyan kız adlı tablosuyla şu an Türkiye'deki en pahalı tablo buna ait. Buhurizade Mustafa Itri ise 17. yüzyılda önemli Türk bestekarıdır. Onu UNESCO tarafından
2012 yılı şair Nabi ve bestekar Itırı anma yılı ilan edilmiştir. 100 TL'nin üzerinde de fotoğrafı vardır. Dede Efendi ünlü Türk bestecisi, divan edebiyatının önemli şairlerine baktığımız zaman Ahmedi, Fuzuli, Baki, Nedim, Lale Devri'nin en ünlü şairi. Fuzuli kimin döneminde? Kanuni'nin döneminde, özellikle İran Seferi sonrasında geliyor. Halk edebiyatında ise Pir Sultan Abdal, Öksüz Dede, Karacaoğlan, Dadaloğlu yine ön plana çıkan şairlerin arasında yer alıyor. Tekke ve tasavvuf edebiyatında ise Hacı Bayram Veli, Şeyh Galip, Kaygısız Abdal'a dikkat edelim. Yine sorular olarak çıkabilir. Not dedik, İslam ve bilimler ikiye ayrılmıştır. Bunları daha önceki videoda da bahsetmiştim. Nakli ve akli ilimler olmak üzere tefsir, kelam, hadis, fıkıh gibi, matematik, edebiyat ve mantık ilmi gibi bilimler şeklinde ayrılmıştır. Osmanlıca yazı türleri daha önce sınavlarda bize sorulmadı ama tarih öğretmenliğine soruldu. Belki bize de sorulabilir. Nesih yazı türü başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini kitaplarda ve her türlü kitabın yazılmasında ve çoğaltılmasında özellikle 17. yüzyıllara kadar Türkler tarafından tercih edilen bir yazı türüdür. Bu yazının ilk büyük ustası Şeyh Hamdullah ve ikinci büyük ustası ise Hafız Osman'dır. Nesih yazısıyla yani hat sanatına gönül vermiş insanlardır. Sülüs yazısı ise Nesih'e çok benzeyen ancak harfleri daha büyük çizgiler kullanılan, harflerinin gözleri, dişleri ve ağızları daha belirgin olan bir yazı tipidir. Bu derli toplu görünüşe bürünmüş bir halidir yazı şeklinin. Yine bu yazı ile hat sanatı oluşmuştur. Levhalarda ve bilhassa kitaplarda ve son dönemde dergi kapaklarında çokça kullanılmıştır. En önemli temsilcileri ise yine Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman olarak bilinir arkadaşlar. Bunlar nesih ve sülüs yazısı önemli yazı çeşitleridir. Bir diğer önemli yazı çeşidi ise talik yazı çeşididir. Estetik bakımından üçüncü yazıya talik bulunur. Yani harfleri eğik yazıp kuyruk kısımlarını uzatılır. Yesarizade'nin elinde en olgun seviyeye çıkmıştır. Bu yazıda hareke kullanılmazdı. Bunun ayırt edici noktası Yesarizade ve hareke kullanılmaması arkadaşlar. İranlılar Türk talikine nestatik adını vermişlerdir. Rıka ise günlük işlerde kullanılan çabuk yazmaya elverişli bir tür yazı çeşididir. Harflerin uzantıları falan yok edilmiştir. Sadece bir yazı türü olarak ortaya çıkmıştır. Küfü yazı ise bütün harfleri köşeli olan İslam hat sanatının dendiğinde en eski olarak kabul edilen sanat yazı çeşididir. Dik ve sert köşeli yazı türüdür. İslam'ın Irak Küfe şehrinden, ismini İslam'ın önemli şehirlerinden olan Küfe şehrinden almıştır. Nesihat ise arkadaşlar, nesihat sözcük anlamı olarak ortadan kaldırmak manasına gelir. Diğer yazıların hususen küfü hattının hükmü ortadan kaldırıldığı için bu isim verildiği düşünülmektedir. Sülüs yazısının küçük şekliyle yazılmış halidir. Kur'an-ı Kerim musafları genel olarak nesih yazısıyla yazılmıştır. Reyhani hatta bu ismi reyhani çiçeğine benzediği için aldığı rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında yine kullanılan bir yazı çeşididir. Divan-ı hat ise Celili Divanı olmuştur en önemli türü. Hem Divan-ı Hat hem Celili Divan-ı Hat Türklerin icadı olan hatlardır. Bakın Divan-ı Hat ve Celili Hat'a dikkat edelim. Türkler tarafından ortaya çıkarılan yazı çeşididir. Tanzimat dönemi yazarlarına baktığımız zaman Batı şiir, roman ve tiyatrosundan oldukça etkilendiklerini görüyoruz. Tanzimat yazarları İki dönem ayrılıyor. Birinci dönemde Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Mithat Efendi ve Ziya Paşa'yı kapsayan birinci kuşak. İkinci kuşak ise Recaizade Mahmud Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım olmak üzere yani Abdülhak Hamid Tarhan'ı kapsayan ikinci kuşak. Bunlar edebiyatçılara çıkar, bize çıkmaz ama belki Namık Kemal, Şinasi gibi isimler tarihte şıklar arasında yer alabilir. Birinci kuşak sanat toplum içindir, ikinci kuşak ise sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. Biraz edebiyat bilgisi gibi bunlar. Bunları geçiyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla soru olarak karşınıza, yani bu tarzda sorulmaz ama belki şöyle sorulabilir. Ziya Paşa hakkında özel bilgiler verip sorulabilir. Ahmet Mithat Paşa hakkında da özel bilgiler verip sorulabilir. Yahut da güncel olaylar kapsamında sorulabilir bunlar. Hat sanatı ise ya da hüsnü hat olarak sanat dalı, estetik ölçülere bağlı kalarak güzel yazı yazma sanatına verilen isimdir. Bu sanatlar
uğraşan kişilere Hattat adı verilmiştir. Hattatlar özellikle İslamiyet'in resim sanatına karşı olmasından dolayı, yani resim çizilmesine İslam inancı biraz karşı çıkıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in yanlarının süslenmesinde ve güzel yazıların yazılmasında özellikle bu sanat dalları kullanılıyor. Hat sanatı ve nesih sanatı ön plana çıkıyor. Hattatlara baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde Hattatların kıblesi anlamında olan kişi Amasyalı Şeyh Hamdullah bu dönemin en önemli üstadı olarak kabul edilmiştir. Şeyh Hamdullah Efendi'nin Sülüs Nesihat'la yazdığı Koltuklu Kıtası önemli eser olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ali bin Yahya Sofi, Karahisarlı Ahmet, Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet gibi Hattatlar da Osmanlı Devleti'ne yetişmiş önemli Hattatlar arasında yer alır. Minyatür ise kitap resim sanatı olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in yanlarında yer alan resimlerin çizilmesi için oluşturulmuş bir, yani o sanat dalına verilen isimdir arkadaşlar. Burada bu sanatta uğraşan kişilere musavvir adı verilir veya nakkaş adı da verilir. Osmanlı Devleti'nde yetişen önemli nakkaşlara baktığımız zaman Levni, Matrakçı Nasu, Nakkaş Sinan Bey, Gül Koklayan Fatih resmini çizmiştir Nakkaş Sinan Bey, Haydar Reis ise Nigari olarak bilinir arkadaşlar. Günümüzde ise Gülçin Anmaç bu sanat dalı ile uğraşan kişidir. Tesip sanatı ise kitap süsleme sanatıdır. Bu sanatta uğraşan erkeklere, müzehip kadınlara ise müzehibe adı verilmiştir. Bu sanatın en önemli temsilcisi Kara Mehmet adındaki kişidir, sanatçıdır. Resim sanatı ise Fatih Sultan Mehmet'in resminin portresini yaptıran ilk padişah olarak biliyoruz. Fatih'in bu eseri İtalyan ressam Bellini'ye yaptırmıştır. Yine Fatih Sultan Mehmet'in eğitim için gönderdiği öğrencisi kimdi? Sinan Paşa'ydı. Sinan Paşa İtalya'ya giderek orada bir eğitim hayatından sonra gelip Fatih'in resmini çizmişti. Potresini devlet dairelerine astıran ilk padişah ise 2. Mahmut'tur. Müzik alanında ise çalışmalara baktığımız zaman Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Mehterhane adında bir eğitim kurumu vardı müzik alanında. Burada mehter takımı oluşturuyordu. Özellikle savaşlarda cesaret vermesi için ve orduyu coşturmak anlamında moral vermeyi amaçlamıştır. Osmanlı'da musiki aynı zamanda hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Ruh hastalıklarının özellikle. Osmanlı Devleti'nde çok önemli bestekarlar yetirmiştir. Bunların başında Hacı Arif Bey, Tamburi Cemil Bey, İsmail Dede Efendi ve Zekai Dede gibi önemli sanatçılar yetişmiştir. İsmail Dede Efendi yine bir Gül Nihal adlı şarkısıyla bilinir. Yani, şarkı demeyelim de ne diyelim? Eseriyle bilinir arkadaşlar. İkinci Mahmut zamanında Müzikai Hümayun kurulmuştur. Donizetti Paşa tarafından hazırlanan Mahmudiye Marşı Osmanlı Devleti'nin ilk marşıdır. Buna dikkat edelim, bu çıkabilir. Bu güncelde de çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sene bunu çaldı. Bu yeni Cumhuriyet Opera binası açıldı ya, orada ilk çalınan eser bu. Batı tarzında müzik dersi alan yine ilk padişah olarak karşımıza çıkan kişi Sultan Abdülmecid'dir. 3. Selim'in Suzi Dilara makamını unutmayalım. Bu da sınavda çıkabilir. Suzi Dilara makamı 3. Selim'e aittir. Şimdi müzik alanında eser veren sanatçılara baktığımız zaman Itri Buhurizade Mustafa olarak da bilinir. Müziğin şeyhi olarak da adlandırılır kendisi. Klasik Türk müziğinin kurucusu olarak da bilinir. Nevakar makamını bulan kişidir. İsmail Dede Efendi, Zekai Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey, Hıfzı Post ve Meragi Efendi önemli müzik alanında yapılan çalışmaların başında yer alıyor. Çinicilik ise Çin'i denilen renkli ve bezeli seramik duvar gibi yüzeylere kaplanmasıyla yapılan sanattır. Daha çok işte Kütahya ve İznik'te ortaya çıktığı için bu sanat dalı bu bölgede gelişmiştir ve tüm İslam dünyasına da yayılmıştır. Özellikle İstanbul'da eserler Çinicilik anlamında zirve noktasına ulaşmıştır. İznik Yeşil Cami Osmanlı Çin'i sanatının ilk örneklerindendir. Çin'i sanatının en güzel örnekleri İznik Yeşil Cami, Topkapı Sarayı, Çinili Köşk, Bursa Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'dir. Günümüzde özellikle Kütahya'da Çin'i sanatı halen yaşatılmaktadır. Osmanlı'da gelişen diğer sanat dalları ise kalem işi, halıcılık, önemli merkezi Uşak, Bünyan, Isparta, Hereke gibi yerler.
Telkari gümüş işlemeciliği, malakari duvar süsleme sanatı, vitray cam süsleme sanatı. Şu üç sanata dikkat edelim. Maden işlemeciliği, eşyaların altın iple kaplanması da bu işleme tombak adı verilir. Tombak işlemine de dikkat edelim. Altınla kaplanmasına verilen isimdir. Heykel ise Osmanlı Devleti'nde çok fazla gelişmiş bir sanat dalı değildir ama ilk defa Osmanlı padişahları arasında heykelini yaptıran Sultan Abdülaziz'dir. Opera ise 3. Selim döneminde yaygınlaşmaya başlamıştır ve Milli Osmanlı Operat Kumpanyası kurulmuştur. Ebru Ahşap işletmeciliği yani ciltçilik ise yine Osmanlı Devleti'ne gelişen bir sanat akımıdır, sanat alanıdır. Bu işle uğraşan kişilere mücellit adı verilir. Tiyatro ise Osmanlı'da tiyatro genellikle klasik anlayışla devam etmiştir. Meddahlık, orta oyunu, Hacivat Karagöz gibi oyunlarla devam etmiştir. Modern tiyatro 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın ilk tiyatro okulu 1914'te açılan Darül Bedai okuludur ve 1934'te şehir tiyatrolarına dönüştürülmüştür. Daha önce soru olarak çıktı. Osmanlı'nın ilk tiyatrocusu Güllü Agop'tur. İlk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir. Resim yine koymuşum buraya. Ama burada farklı şeyler de var. Onlardan bahsedelim. Portresini yaptıran ilk Fatih, İtalya'ya gönderilen Sinan Bey. Şekerahmet Paşa modern ressam sayılır. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan Abdülaziz dönemindeki kişi Şekerahmet Paşa'dır. Unutmayalım. Osmanlı'da geyik çoban, Osmanlı'da geyik çobanlar, koyunlar ve doğa oduncu gibi eserleri varmış. Kimin? Şekerahmet Paşa. Ressamları yetiştirmek için Paris'te Mektebi Osmani adında bir kurum açılmıştır. İlk kez resim sergisi açan Şekerahmet Paşa, Kaplumbağa Terbiyecisi eseriyle ünlü olan Osman Hamdi Bey, bunlardan bahsetmiştim. Sanayi Nefise Mektebi'ni bilelim. Osmanlı Devleti'nde kurulmuş, yine güzel sanatlar alanında açılan bir okuldur. Sanayi Nefise ilk güzel sanatlar okulu. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın ressamı ise Mihri Müşfik adındaki kadın ressamdır. Bu isme de dikkat edelim. İbrahim Çallı yine Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış önemli bir ressam. Zeybekler ve Gül Koklayan Kadınlar adlı eserleriyle bilinir. Osman Hamdi Bey ise hem arkeolog hem de ressam olarak karşımıza çıkıyor ve en pahalı tablo olarak bu sene sınavlarda soruldu. Yine 2. Abdülhamit döneminde Sanayi Nefise adında Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuran kişidir. İlk arkeoloji müzesi ve ilk resim eğitimi veren okuldur bu kurum Sanayi Nefise Mektebi. Asari Atike Nizamnamesi'ni de çıkarmıştı arkeolojik eserlerin kaçırılmasını engellemek amacıyla. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi olarak eğitim vermeye devam etmektedir Sanayi Nefise Mektebi arkadaşlar. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, halı taciri, cami önü, genç kız portresi gibi eserleriyle bilinir. Sosyal kuruluşlara baktığımız zaman Darül Elhan Müzik Okulu, Darül Bedai Tiyatro Okulu, Darül Eytam Yetimler Okulu, Darül Aceze Huzur Evi, Darül Şafaka Öksüzler için açılan eğitim kurumu, Hamidiye Tuval Çocuk Hastanesi, Darül Mesai Dikim Evi, Hilal-i Ahmer Kızılay, Hilal-i Ahtar ise Yeşil Ay'dır. Şu sayfadaki kuruluşların hepsi soru olarak gelebilir arkadaşlar. Mimari eserlere baktığımız zaman kuruluş döneminde özellikle ilk eser olarak karşımıza çıkan Hacı Özbek Camii'dir. İznik'te yapılmıştır. Yeşil Cami yine İznik'te. Yeşil Cami Bursa, Yeşil Türbe Bursa, Yeşil Medrese Bursa. Yani eğer bir eserde yeşil varsa o kime ait? Osmanlı Devleti'ne aittir arkadaşlar. Yahut da Çelebi ünvanı varsa yine Osmanlı Devleti'ne aittir eserler. Süleyman Paşa Medresesi yine ilk İznik'te açılmış bir medresedir. Orhan Bey Camii Bursa'da, Üç Şerefeli Camii Edirne'de, İpekhan Bursa Anadolu Hisarı, Güzelce Hisar Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştı. Bu eserlere dikkat edelim. Klasik dönemi Osmanlı eserlerine baktığımız zaman yükselme ve duraklama dönemini kapsar. Rumeli Hisarı, Boğazkesen Hisarı, Fatih, Kilitbayır yine Fatih, Kale-i Sultaniye, Çanakkale'de bulunan o Boğaz'ın girişindeki ada, Fatih döneminde, kale. Fatih döneminde yapılmıştır. Seddülbahir Kalesi yine Fatih döneminde. Fatih Külliyesi İstanbul'daki ilk külliye. Fatih Eski Saray, Topkapı Sarayı yine Fatih döneminde. Fatih Çinili Köşk İstanbul'da yine olan bir eser. Bağdat ve Revan Köşkü 4. Murat zamanında İstanbul'da yapılan eserler.
Beyazıt Camii yine İstanbul'da. Beyazıt Şifahanesi Edirne'de. Bu güzel bir eser. Bunu gittim gördüm. Sahn-ı Semam Medresesi İstanbul'da. Eyüp Sultan Türbesi, Yeşil Cami Külliyesi yine İstanbul'da. Mısır Çarşısı İstanbul'da yapılan 4, Hatice Turhan zamanında yapılmış bir eserdir. 4. Mehmet zamanında. Mimar Sinan'ın eserleri önemli. Bunlar çıkabilir. Hüsreviye Camii ilk eseri Halep'te yapılmıştır. Haseki Camii İstanbul'daki ilk eseridir. Mihrimah Camii İstanbul'daki yine eserlerin başında yer alıyor. Kanuni Türbesi İstanbul'da yine yapılmıştır. Şehzade Camii, Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii önemli eserleridir. Şehzade Camii İstanbul'daki çıraklık eseri, Süleymaniye Camii yine İstanbul'da kalfalık eseri, Selimiye Camii Edirne'de ustalık eseridir. Sedefkar Mehmet Ağa ise Sultanahmet Camii'nin mimarıdır. Bu özellikle karıştırılıyor Mimar Sinan'la. 1617 yılında 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultanahmet Camii 6 minareli ilk cami olarak karşımıza çıkıyor Osmanlı Devleti'nde. Mavi Cami yahut da Blue Mosque olarak da adlandırılır. Özellikle şu daha önce sınavda çıktı. Geç dönem Batı tarzı gerileme ve dağılma döneminde yapılan eserlere baktığımız zaman 1718 Pastoratçı Antlaşması ile Batı'nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmişti. 3. Ahmet Çeşmesi 1727 yılında yapılan ilk Batı tarzı eser. Nuri Osmaniye Camii 1755 yılında yapılan Batı tarzı ilk camidir. Laleli Camii, Saadabat Kasrı, Selimiye Kışlası, Levent Kışlası gibi önemli eserler Batılı tarzda yapılmıştır. Beşiktaş Sarayı 2. Mahmut döneminde yapılmış bir eserdir batılı anlamda. İshak Paşa Sarayı yine batılı tarzda yapılmış bir eserdir. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit döneminde, Beylerbeyi Sarayı yine Abdülaziz döneminde, Çırağan Sarayı yine Abdülaziz döneminde ve Yıldız Sarayı 3. Selim'in annesi için yaptırmış olduğu saraydır. Bu eserler çıkabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bunların hepsi daha önce soru olarak çıktı. Haydarpaşa Garı ve İstanbul Numune Hastanesi ise Alman mimarlar tarafından 20. yüzyılda yapılmış önemli eserlerin başında yer alıyor. Bağdat Demiryolu projesi kapsamında yapılmış eserler arasındadır. Bir diğer önemli şey ise Mostar Köprüsü'dür. Mostar Köprüsü Bosna'da yapılmıştır. Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Buna aman dikkat edelim. Bu güncelde çıkabilir arkadaşlar. Bosna'da bulunan Mostar Köprüsü Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Bosna Savaşı sırasında da yıkılmıştı. Sonra Türkiye Kalkınma Ajansı TİKA tarafından tekrardan yapıldı. Önemli kavramlar var yine kültür medeniyet kısmı ile ilgili. 7 vahit ekonomide tekelleşme ve tanzimat fermanı ile kaldırılmıştır bu uygulama. Gedik usulü iş yeri açma ruhsatnamesi, Mekkari taifesi mal ve yolcu taşıma şirketi, mühimme defteri, divan kararlarının kaydedildiği defter, tahrir defteri, fethedilen toprakların kaydedildiği defter, kaydını tutan kimli nişancı, Şehzadegen Mektebi, Enderun'da şehzade eğitimi verilen okul, Meskane ise Enderun'da müzik eğitimi veren okul, Kasr-ı Adel, Padişah'ın divanı izlediği pencereye verilen isim, Mürur Tezkiresi ise 2. Mahmut döneminde İstanbul ziyaret için oluşturulan pasaport uygulamasıdır. Kapan ise aynı tür malların satıldığı yer. Kapan emini, kapanda bulunan malları eşit dağıtan kişi, lala, şehzade etmeni, tahrir, yazı, kaydetme, muhtesip zabıta, müteselim beylerbeyi vekili, buna dikkat edelim. Mutasarrıf sancakbeyi vekili, şu ikisine dikkat edelim. Bunlar belki çıkabilir. Müşir ise komutan. Özellikle neyden sonra arkadaşlar şey yapıyor? Ayanlıklardan sonra çıkıyor. Müşir kavramına dikkat edelim arkadaşlar. Ulufe ise yeniçeri maaşı. Cülus ise bildiğiniz gibi bahşiş anlamında gelir. Osmanlı Devleti'ne yeniçerilere dağıtılan. Levent ise denizci asker, tereke defteri, miras davalarının kaydedildiği defter. Daha önce sınavda çıktı. Yine çıkabilir. Şeriye sicilleri, kadı defterleri, mahkeme kararlarının kaydedildiği defter. İmarethane, aşevi, bedesten kapalı çarşı, vaka nüvis, resmi tarih yazarı, müverrih ise tarihçi, izazet ise izin diploma anlamında kullanılmıştır. Enderun Saray Okulu, marif ise eğitim demektir arkadaşlar. Nazır bakanlık anlamında kullanılır. Vakai Vakvakiye 1656'da Osmanlı'daki Yeniçeri isyanı 4. Mehmet zamanında gerçekleşiyor. Şeyh Bedrettin isyanı ilk sosyal içerikli isyan.
Bedi besmele amin alayı, derse başlayanların yaptığı ilk tören. Aman buna dikkat edelim, bu çıkabilir arkadaşlar. Kubbe nişinin, kubbe altı vezirlerin toplandığı yer. Akağlar ise saray amirleri. Bostancı saray bekçileri. Buna da dikkat edelim, bu da çıkabilir. Çuhadar ise padişahın giyiminden sorumlu olan kişi. Tülbentçi padişahın iç giyiminden sorumlu olan. Rikaplar ayakkabılarından sorumlu olan kişi. Müteferrikalar saray memurlarıdır. Peykler postacı ve muhafız birlikleri. Şatır anlamında da kullanılır. Bu da çıkabilir. Nakibül Eşref Hazreti Muhammed'in soyut seceresini tutan kişilerdir. Kim zamanında oluşturuluyor? 1. Mehmet zamanında oluşturuluyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Nakibül Eşref'le kurumu ve Nakibül Eşref'in ne iş yaptığını. Tedris eğitim demek. İfta fetva verme yetkisi demek. Bedergah Acemi Oğlanlar Ocağı'na verilen isim. Gülbank Yeniçerilerin duası. Bu da çıkabilir. Piyale patron olarak bilinen deniz amiraline verilen isimdir. Kalyoncu ise yelkenli gemilerdeki askerlere verilen isim. Aylakçı geçici süre donanmada görev yapan askerler. Kalafatçı gemileri zifleyenler. Kapudane kaptanı Derya'nın bulunduğu en büyük gemi. Beytül Mal Emini devlet mallarını koruyan görevli. Buna dikkat edelim. Bu da çıkabilir. Bab-ı Meşiat Dairesi ise 2. Mahmut döneminde Şeyhülislamlık makamı olarak karşımıza çıkıyor. Buna 3-5 yıldız atın, bu da çıkabilir arkadaşlar. Bab-ı Meşiat 2. Mahmut döneminde Şeyhülislamlık kurumuna verilen isimdir. Ases gece bekçiliği, çift bir çift öküzle sürülebilen toprak demek. Cebelu tımar sisteminde yetişen atlı askere verilen isim. Liva, sancak, kariye, köy anlamında kullanılmıştır. Tetinme Sahn-ı Senan Medreseleri, öğrenci yetiştirilen okul, naip, vekil, sarasker, ordu komutanlığı, buna da dikkat edelim. Tekfur Bizans valilerine verilen isim, düzen akçesi, Yeniçeri Ocağı'na yeni kayıtlara verilen para. Şu önemli 3 tane notumuz var, bunlara dikkat edelim. Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi, Selim Sırrı Tarcan tarafından kurulmuştur. Bu yeni müfredata eklendi, yani var, çıkabilir. Osmanlı'nın katıldığı ilk olimpiyat ise Stockholm Olimpiyatı'dır. Zaten tek bir olimpiyata katılıyor. Daha sonraki olimpiyatlara katılamamasının sebebi 1. Dünya Savaşı'na neden olduğu içindir. Evet, burada Osmanlı kültür medeniyet kısmının tamamını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.